TRT 2 stüdyolarından merhaba. 2009'un ilk medya programıyla karşınızdayız. Bu hafta medya programında dergiler konusunu ele alacağız. Malumunuz özellikle Batı medyasında Time, Newsweek, Christian Science Monitor gibi dergiler gündem yaratabilecek haberlere imza atabiliyor. Ya da gündemdeki kritik gelişmelerin ağırlıklı olarak derinlikli analizlerini okumak adına yine bu türdeki dergiler yoğun okuyucu ilgisiyle karşı karşıya kalabiliyor. Peki Türkiye'deki durum ne? Türkiye'de dergileri kimler okuyor? Türk dergilerinin güçlü yanları neler ya da yaşadıkları sıkıntılar neler? İşte bu hafta medyada bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Bu hafta medyada aslında çok da tartışılmayan bir konuyu ele alacağız. Dergileri konuşacağız. Birbirinden değerli konuklarım var. Hemen kendilerini takdim ederek başlamak istiyorum. Tempo Dergisi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Çınar Özkay bizlerle. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Seni aslında tabii soyadı itibariyle Profesör Doktor Ünsal Özkay'ın oğlu olarak da takdim etmek isterim. Çok değerli bir hocamız. Medya konusunda da inanılmaz kritik analizleri olan, değerli görüşleri olan biri. Sen de uzun yıllardır değil mi medya içinde, aslında yurt dışındaki eğitimin sonrasında Türkiye'ye döndün ve medya sektöründe çalışıyorsun. Yeniden hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Katıldığın için programıma da teşekkür ediyorum. Akşam gazetesi yazarı sevgili Mehveş Evin bizlerle. Mehveş de geçen zamanda uzun yıllar dergicilik yapmış. Evet. Şimdi akşam gazetesindeki yazılarıyla aslında kendisini takip ettiğimiz ama dergicilik konusunda yoğun deneyimi ve dolayısıyla da görüşleri olan biri. Evet, Mehveş'i de merakla ne söyleyecek diye bekliyorum. Ve Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Bülent Korucu bizlerle. Hoş geldin Bülent. Sen de değil mi uzun yıllar Cihan Haber Ajansı'nda görev aldıktan sonra 5 aydır dergicilik yapmaya başladın. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Ve hemen şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi dergiler girişte de belirttiğim gibi böyle hani medyanın bir parçası ama çok da konuşulmuyor. O yüzden aslında sizin ne söyleyeceğinizi, görüşlerinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de bir kere dergicilik var mı? Var mıydı? Şu anda var mı? Var olmaya devam edecek mi? Yani dergilerin Türk medyasındaki payı nedir, rolü nedir? İsterseniz böyle genel bir soruyla başlayalım. Dergi derken haber dergisi. Haber dergileri, evet doğru. Kadın dergilerini bir tarafa bırakalım. Hani haber dergileri anlamında. Haber dergileri Türkiye'de tabii ki varlar. Varlardı. Fakat bir değişim yaşanıyor şu anda. Ama bu sadece Türkiye'yle ilgili bir şey değil. Dünyada da haber dergileri artık çağımızın hızıyla baş etmekte biraz zorlanıyorlar. Çünkü artık haberler anlık. Yani televizyonda seyredilen, internette öğrenilen haberleri insanlar anlık alıyorlar, anlık tüketiyorlar. Ve gündem o kadar hızlı hareket ediyor ki bununla gazeteler de baş etmekte zorluk çekiyor. Haftalık haber dergileri özellikle çok zorluk çekiyor. O anlamda bir şey var. Yani hız faktörü aslında dergilerin yaşamını biraz tehdit ediyor diyebiliyor muyuz? Yok, dergiler şekil değiştirerek adapte olabilirler yeni ortama. Fakat bizim anladığımız anlamda, konvansiyonel anlamdaki haber dergileri olarak devam etmiyorlar. Yurt dışına baktığımızda da bu böyle. İşte Time dergisi, Newsweek dergisi artık kapak konuları seçerken örneğin sadece gündemle ilişkili konularla kısıtlamıyorlar kendilerini. Çünkü Tabii, sözünü kesiyorum ama Time'ın ve Newsweek'in artık gündem yaratan bir siyasi yazı yayınladığına pek şahit değil. Olamıyorum mesela. Eskisi yani gibi değil. Daha ziyade böyle trendler, işte yılın adamı, işte özel fotoğraflar, işte Amerikan başkanlığı döneminde gidip o kampanyayı takip eden muhabirlerle böyle izlenim tarzı şeyler. Ama haber anlamında çok ciddi, yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Aslında bu normal bir şey. Yani bu bir sorun ve bu bir trajedi diye yaklaşmaya gerek yok. Son derece teknik bir mesele. Evet. Bir hafta boyunca yayın yapan, bir haftalık periyoda yayın yapan bir derginin anlık yayın yapan internette ya da günlük yayın yapan gazetelerle zaten haber anlamında baş etmesi çok kolay bir şey değil. Evet.
Ama yine bakıyoruz, Time ve Newsweek'te ölmüş, işte ortadan kalkmış dergiler değil. Bunlar hala güçlü yayın organları, evet, prestijli yayın organları. Kendilerini bir şekilde zamana uyduruyorlar. Yani kendileri gündem yaratıyorlar. Oturup duruyorlar. Yani bak, yapılan haberlere bakılırsa biraz daha analiz içeren, açıklayıcı ve yorum içeren haberlere yer vermek durumundalar. Yani şu oldu bu oldu diye değil. İşte Time dergisinin özellikle internet sitesi var. Time.com. Time.com'a haber yapan bir işte Time muhabiri oraya daha kısa bir metin geçiyor. Daha detaylısını, olayın arka planını anlatan, birazcık yorum içeren versiyonunu da Time dergisinin kendisine veriyor. Böyle bir işleyiş var. O yani yüzden, bu hız faktörü ve yeni medya alanları değil mi? Aslında dergilerinde bir dönüşüm yaşaması. Tabii. Her yeri etkiliyor. Oluyor. Aslında bizim hani dergicilik adına bir SWOT analizi yaptığımızda karşımıza bir kısım riskler çıkıyor ama fırsatlar da çıkıyor. Hmm. Bir kısım zayıf yanlarımız var fakat güçlü yanlarımız da var. Bunu şöyle anlatabilirim diye düşünüyorum ben. Hani habercilik, haber medya organları aslında bir kadrajdan ibaret diye düşünüyorum ben. Yani olaylar önümüzde cereyan ediyorlar. İnternet o kadrajın en dar anı. Anlık haber ihtiyacını karşılıyor. Evet. Televizyon biraz daha o kadrajı genişletiyor. Gazete biraz daha genişletiyor. Çünkü zamanı biraz daha fazla, biraz daha yorum yapabilme, background bilgi aktarabilme, ekleyebilme şansına sahip. Haber dergileri ise bence panoramik fotoğrafı verme şansına sahipler, imkanına sahipler. Yani olayın geçmişini, bugünü, geleceğini birlikte verebilme şansına ben sahipler. Ben buna katılmıyorum. Güzel, yani farklı gelişler var. Bunu yapabilirsek internetle rekabet edebiliriz ve bence dergiciliğin internetle rekabet şansı gazeteden ve televizyondan daha fazla. Çünkü kadrajınız daraldıkça internetin sahasına yaklaşıyorsunuz. Hmm. Kadrajınız genişledikçe daha, anlık, daha günlük, farklı bir alana. Daha sıcak gündemi yakalamaya çalışırsanız aslında ne yapıyorsunuz? Çok da güçlü olmayan bir yanınız, yani rekabet edemeyeceğiniz bir alana zaten girmenize gerek yok. Onun için haber dergileri gündemin çok fazla arkasına takılmıyorlar. Tabii ki çok önemli gündemleri okuyucularına haberdar etmek için onlardan kendi bölümler veriyorlar. Ama şimdi mesela bir işte İsrail Gazze'yi bombalıyor. Yani insanlar gerçekten orada ne oluyor, ne bitiyor? Günlük haberlerin dışında bir şöyle genel resmi görmek, büyük resmi görmek istediklerinde dergiyi alıp okumak istemezler mi? Dergi biraz yukarıya çıkıp. Ya büyük her resmi her yerde görüyorlar zaten. Hmm. Çok affedersiniz. O anlamda ben de iyi bir şey. Açar açmaz zaten saatlerce Gazze ile ilgili programlar seyredebilir. Uzman görüşlerinden yararlanabilirsiniz. Gazeteleri alıp gazetelerde ne olup ne bittiğini okuyabilirsiniz. Ama çok temel şeyler, yani günlük haberlerde anlık ve o gün yaşanan ya da dün yaşanan şeyler verilirken aslında üst üste gelen haberler sonrasında birçok aslında doğru, kritik ve ana hat dediğimiz bilgiyi de kaçırabiliyorsunuz. Yani çok içine temel ve basit bazı soruları sorduğum zaman insanlara, hı, çok önemli gündem yaratmış siyasi gelişmelerle ilgili insanlar bilmiyorlar. Yani Gazze'de kaç kişi yaşıyor? Bütün bu olay ne kadarlık bir nüfusla ilgili diye soru sorduğunda insanların çoğu, haberciler dahi bilmiyor. Bu bilgiye aç olan insanların sayısı yüz binler değil. Biz bunu yapıyoruz zaten. Yani haber dergilerinde aynen bu söylediğinizi yapıyoruz. Gazze ile ilgili işte başı sonu belli olan dört dörtlük bir analiz hazırlamak gerekiyor. Gazze ile ilgili bir şey yapacaksak şu dönemde. Daha fakat nitelikli bunlarla yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Ama diyorsunuz ki bu haberlerle biz var olamayız. Sadece bununla olunamaz. Bunu yapmak lazım. Gazze'yi görmeyen bir haber dergisi şu dönemde, şu ortamda düşünülemez. Fakat ben mesela Gazze'yi bir kapak konusu olarak seçer miydim, seçmez miydim ondan emin olamıyorum. Çünkü üzerine yeni bir şey koyamayacaksam, yeni bir söz söyleyemeyeceksem Gazze ile ilgili, oraya bir muhabirimizi gönderemediysek özellikle, oturup da durduk yerde sadece yaratıcı bir spot, kapak spotu bulduğumuz için onu kapak yapmamayı seçebiliriz. Mesela ben bu haftaki tecrübemi isterseniz anlatayım, sizinle paylaşayım. Lütfen. Biz bu hafta Gazze'yi kapak yaptık. Ama çok tereddüt ettik Çınar'ın da söylediği gibi. Çünkü zaten televizyonlar saatlerce canlı yayın yapıyorlar, gazeteler sayfalarca haber veriyorlar. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde hani biraz dışarıya çıkıp biraz yukarıdan bakarak olayı, büyük fotoğrafını ve insanların belki odaklanmadığı kısmını nasıl yakalayabiliriz? Evet. Ya da geleceğe dönük bir projeksiyon nasıl üretebiliriz? Bunu yapmaya çalıştık ama ne kadar başardık bilemiyorum. Biz şu sorunun cevabını aradık. İsrail durdurulabilir mi? Nasıl? İsrail'i kim durduracak? Yani artık oradaki vahşetin fotoğrafını, evet, yansıtma
bir haber dergisi için orijinal bir şey değil. Çünkü televizyonlarda biraz önce gördük. Canlı yayında insanlar o vahşeti görüyorlar. Evet. Yani o vahşetin üzerine ağıtlar yakmanın bir anlamı yok. Ya da o vahşeti yansıtmak, tabii ki onu da yansıtacak fotoğraflar koymak zorundasınız ama ana omurgayı daha farklı bir, daha genel, daha ileriye dönük bir cümle üzerine kurmak belki zorundasınız. Belki ileriye dönük bir projeksiyon üzerinden evet. okuyucuyu yakalamak. Mehveş, kısmen katılıyorum de katılmıyorum. Biraz şöyle düşünüyorum. Ya internet o kadar farklı bir mecra ki hepimiz açısından, yani hem korkutucu gazeteciler açısından, hem korkutucu hem heyecan verici. Ben bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani esas olarak dergicilik tecrübem var. Sonradan Akşam Gazetesi'ne yayın koordinatörlüğü yaptım. Hani günlük gazete tecrübem de var. Evet. Ekler konusunda tecrübem de var. Şimdi bir de internet kısmına yoğunlaştım. Çünkü çok ilgimi çekiyor işin bu kısmı. Şöyle bir şey, mesela internette fotoğrafıyla, analiziyle, linkleriyle öyle bir derinlik verebiliyorsunuz ki, ya da videosuyla. Dolayısıyla katılmıyorum dedim size. Fakat dergi, yani haftalık haber dergisi bence gazetecilikteki en zor şeylerden biri. Demin dediniz işte Cihan Haber Ajansı'ndaydım, ondan sonra dergi nasıl oluyor diye. İşte ajanstı, günlük gazeteydi falan, onların yanında bu yaratıcılık ve ne yapalım, yani evet. üzerine ne koyalım. Farklı ne yapacağız ki, değil mi? Kısmı kadar insanı zorlayan, yani aktüelde yayın yönetmeniyken bunu çok yaşadım. Ama aynı zamanda zevkli olan. Çok zevkli. Çok zevkli. Böyle bir işte kitleleri heyecanlandıran bir ürün olmaktan çıkıyor. Evet. Problem o. Yani evet. Zaten bunu... haber dergisi duygulara değil, daha çok mantığa, daha çok akla hitap etmek zorunda. Onun için heyecana çok da ihtiyacı yok. Bir de böyle bir derinlik, bu da bir bakış talebi açısı. Yani çok fazla siz aslında ilgiyi toplayacak o yaratıcılığı nasıl bulabilirim gibi düşünürken, bir başka bakış açısı da hayır, ben yaratıcı olmak zorunda değilim. Ben mantığa hitap edip öyle olmak zorundasınız, daha bilgi ağırlıklı yani davranmak çok fazla duygusal heyecanlarınız şimdi... seslenmeniz gerekmiyor. Çünkü haber dergisi formatı icabı daha kaliteli bir, daha içerikli, daha dolu bir yayın ve o tür bir skalaya sesleniyor, o tür bir portföye sesleniyor. Yani okur kitleniz, hedef kitleniz zaten sizden çok fazla heyecan değil. Aslında bilgi isteyen, analiz isteyen, background isteyen. Somut örnekler üzerinden konuşalım mı? Sizin Aksiyon dergisinde mesela şey, kapağınız güzeldi. O en iyi ilk 10 kapak arasında da evet. gösterdi. Medeket dergisini yaptı. Obama siyah kalabilecek mi? Bakalım siyah kalabilecek mi diye bir... Nasıl? Obama siyah kalabilecek Obama mi? Obama siyah kalabilecek mi? Evet. Seçildikten sonraki hafta kapak yapmıştınız. Ve akılda kalıcı bir kapak spotuydu. Yaratıcı bir kapak spotu. Falan. Tamam. Bizim de işte bir Osmanlı Demokratı demiştik. Başbakan Erdoğan'la basın arasında ciddi gerilimler yaşandığı zaman. Bizim de mesela o şey bu listeye girmişti yine. Şimdi bunlar yaratıcı kapaklar. Falan, tamam. Ama yani bir penguenle, işte uykusuzla, Leman'la o sert mizah kadar tepki yaratabilir mi okurda? Yaratamaz. Ben ölüyorum gülmekten. Şimdi biz o kadar mizah da yapamayız. Mizah dergisi değiliz. Fakat hani bir penguenin kapağına baktığımız zaman, bir yaratıcılık arıyorsak, insanlar hadi ne kadar yaratıcı, ne kadar işte provokatif bir başlık diye gidip gideceği şeyle bir mizah dergisi olur daha çok. Anlatabiliyor muyum? O arada bir yer var ve o aradaki yer sizin dediğiniz gibi bilinçli bir okuyucu kitlesi. Derinlik talebi olan, Gazze'de kaç kişinin yaşadığını bilmek isteyen, o konunun işte nerede başladığını, nereye gideceğini, bu konuyla ilgili ciddi bir hani şey isteyen, yani ciddi bir bilgi talebi olan bir kitle. Ama bu kitle çok yaygın, çok geniş bir kitle değil. Peki ne kadarlık bir kitleden bahsediyoruz? 30 bin kişi, 30 bin kişi civarında. Yani 70 milyonluk Türkiye'de bu anlamda haber dergisi, hani derinlikli analiz talep eden 30 bin civarında Almanya'da bir okuyucu mu var? Almanya'da 3-4 milyon kişi diyebilirdim. Alman. Hala öyle mi? Spiegel de online oldu mesela. Nasıl etkiledi onu bilmiyorum. Hala öyle. Dergi Spiegel, satışı. Focus, Stein, tabii. Şu anda haber dergisi tirajımız Türkiye'nin son katılan Newsweek Türkiye ile birlikte 70 bin 72 bin toplam. Civarında toplam. Yani 70 bin dergi satılıyor. Haber dergisi formatında 70 bin dergi satılıyor. Tabii üzücü gelişmeler oldu. Tempo aylığa döndü. Artık daha farklı şey olacak. Aktüel 15 günlüğe döndü. Bence aslında potansiyel var, fakat biz biraz öz eleştiri yapmamız lazım. Dergiciler olarak o potansiyeli yakalayamıyoruz. Şimdi Türkiye'de bütün eleştirilerimize rağmen 5 milyon gazete okuyan insan var.
Türkiye'de nüfusun hem sayısı artıyor hem kalitesi artıyor. Kalite derken üniversite mezununun sayısı artıyor, doktora yapanın sayısı artıyor, yüksek lisans yapanın sayısı artıyor. En azından gazete okuyan insan bir şey okumak istiyor, bir haber alma ihtiyacı hissediyor demektir. Ama okuyorlar mı bu insanlar? Bir de öyle bir şey yani var. Hiç olmasa ama öz eleştiri yapmak gerektiğine de katılıyorum. Yani bu 5 milyonun hiç olmazsa %10'u mesela diyorum ben. Evet. Dergi okuyabilecek insanlar olması lazım. Bu 500 bine tekabül ediyor. %5 deseniz neden yani bu durumdayız peki? 250 bin olması. Hiç olmazsa bir 250 bin kişilik dergi okumak isteyen insan buluruz diye düşünüyorum ben. Yani şayet bulamıyorsak biraz öz eleştiri yapmamız lazım. Neden bulamıyoruz şu anda sizce? Peki neden bulamıyoruz? Ama bu soruda biraz da hani aktüel ve temponun iki hani nokta dergisi çok önemli bir ekoldü. Kapandı. Belki ona da değinmek istersiniz. İşte aktüel ve tempo yine akla gelen aksiyonun yanı sıra dergiler ama yanılıyorsam yine düzeltin. Tempo ve aktüel bir dönem haber dergiciliğinden çıkıp İşte kapaklarında böyle bol bol kadın fotoğrafları değil mi? Hatta bazen müstehcen boyuta varabilen kadın fotoğraflarıyla tiraj yakalamaya çalıştılar. Yani bu da haber dergiciliği ya açısından dergiler değerlendirilirse nasıl bir sonuca götürdü? Hiçbir zaman zaten aslında bence siyasi haber dergisi olma iddiasında dergiler değildi bunlar. Evet. Bunlar aktüelite dergileriydi. İlk çıktıkları günden itibaren. Ama işte çok başarılı oldular, çok satış da aldılar ama onları da hiçbir zaman siyasi haberleriyle falan almadılar. Esas beri olarak işte bu işte kum kapı dolu kapağı falan filan. Yok yani o kadar bir şey yapmıyor. Hayır, çok ciddi başarılı işleri de hakikaten var. Ama bir şey söyleyeceğim, kum kapı dolu da çok başarılı bir iştir bence. Peki. Bence yani. Şimdi ben yapmadım, bu ayrı mesele ama yani mesela ben kendi tecrübemde şöyle bir şey gördüm. Ben biraz şöyle düşünüyorum, 90'lı yılların sonunda artık Türk Haber Dergiciliğine ciddi sıkıntılar yaşandı. Çünkü şimdi şöyle bir şey de var. Dergiciler giderek gazetelere yönlenmeye başladı. Yani bir şey olarak istihdamdan bahsediyorum. Şimdi medyada dergilerden adam alma, basında, gazetelerde, televizyonda bu arkadaşların artık istihdam edilmesiyle ilgili de bir dönüşüm oldu. Bilmiyorum, belki siz şu anda ona itiraz zamanla edeceksiniz. Gerek bunlar şey. Peki tamam, evet, tecrübeniz dışında tamamlarsanız temel, yani o dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? O hani bol kadın kapaklı bence, dönemler. Oraya mı yani geri dönelim? Hayır yani tiraj kazandırdı mı? Hakikaten tabii, tabii onun yapmanın hani evet, o dergileri yaşatmak anlamında bir rol oynadı mı? Yoksa yaşatmak hani dergicilik, haber dergiciliği işte tümüyle magazine kaydı ve haber dergisi biz nerede yanlış mı yapıyoruz sorusuna biraz önce Çınar'ın söylediği hani o zaman öz eleştiri yapalım. Ben şöyle bir genel bakış sunmak istiyorum. Birbirini doğuran, birbirini tetikleyen aslında birkaç sorun var ve bu sorunlar birbirinin hem sebebi hem sonucu. Bir tanesi, biz haber dergilerini bir haber dergisi olarak pazarlamıyoruz. Satış pazarlama stratejilerimiz yanlış. Şimdi dünyaya baktığımız zaman Newsweek İşte 2 milyon 600 bin satıyor. Time 3 milyon 250 bin satıyor. Time'ın 3 milyondan fazlası abone. Evet. Şimdi biz mesela haber dergilerine abone sistemini çok fazla oturtamadık. Biz aksiyon olarak oturttuk. İyi kötü bir abone tirajımız var ama yani dünyadaki bütün dergilere baktığınızda aboneyi teşvik eden, abone için işte ödül veren, hediye veren, çanta veren, sırt çantası veren, saat veren, indirim veren, %25 indirim veren. Çünkü sizin yayın periyodunuz posta servisi de çok efektif çalışan bir posta servisi değil. Yani Türkiye'de birçok başka problem de var. Tabii yani gazete dağıtımının bayiye göre kurulanmış olması dergi sektörünün en büyük dezavantajı. Yani gazete dağıtımı ona göre, aboneye göre kurgulanmış olsa dergiler de bundan rahatlıkla yararlanabilirlerdi. Şimdi tabii ki her iş kendisini çevirebilmek ve para kazanabilmek zorunda. Yani dergilerin mesela en büyük bence handikapı o. Abone olmadığı için iade oranları çok fazlasıyla artıyor. İade oranları artmamak için dağıtımı kısıyoruz. Bu sefer tiraj düşüyor. Doğal olarak tiraj düşüyor. Yani öyle kötü bir kısır döngü içerisindeyiz ki. Ya da mesela bence hem şey, o sizin bahsettiğiniz kapaklar, hem de 1 milyon liraya düşmesi, o zamanki ifadeyle evet, 1 milyon liraydı. Bugünün parasını 1 YTL'ye dergi alınabiliyor şeyin, değil mi? Öyle bir pazarlama. Dergilerin fiyat ucuzlatma taktiği de bence yanlış bir pazarlama stratejisiydi.
haber dergiciliğinin içini boşaltıyor bence. Yani ucuz şey, çünkü biz baştan beri anlatıyoruz, kaliteli bir ürün diyoruz, kaliteli bir kitleye seslenmeli diyoruz. Fakat bazen içeriğimizle, kapaklarımızla o kitlenin dışındaki bir kitleyi hedeflediğimizi gösteriyoruz. Ya bir sürü o öğrenci falan mu? Dergi okuyabildi bir yeteneği düştüğü için. Ben ona katılmıyorum. Çok okundu. Evet. Orada şöyle bir hata yapmış olabiliriz. O okuyucuyu elimizde tutmamız gerekirdi. Yani iyi dergi yapmalıydı. Ne oldu mesela? Bence neydi tıraş bir yeteli ince? Yani ne oldu Çınar? Bir yeteli ince nasıl bir tıraş kazandınız? Yani nasıl etkisi? Ya o dönemde ben henüz başlamamıştım ama çok ciddi satış rakamlarına ulaşıldı. Hmm. Yani 100 binleri geçti. İşte 130 binler falan. Hmm. Ama bir şekilde maalesef o okuyucuyu elde tutamadık. Bir de sürdürülebilir ve mali değil, anlamda maliyet da biraz çok sürdürülebilir bir şey değildi. O yüzden burada daha geniş bir problem var. Aslında şeyi suçluyoruz hep. İşte Güzel Kadın kapaklarıyla çıktık, o yüzden dergicilik kan kaybetti. Hayır, Güzel Kadın o kadar kötü bir şey değil canım. Güzel Kadın kapak eğer uygun bir şey varsa koyarız. Ama kötü haber ve kötü kapak, yaratıcı olmayan işte ıspanak rejimi kapakları. Falan. Evet. Bunlar yani yıllar boyunca artık insanlara illallah dedirtmiş. Yani ıspanak rejimi şimdi gazetelerde her yerde var. Yani ne yapsın ki ıspanak rejimini? Ispanak şimdi artık bu kapaklar da tiraj getirmeyecek değil mi? Yani o kadar her şey magazin ki. Yani ve her şey o kadar bol kadın, o kadar hani neredeyse hani müstehcenlik, pornografik limit uçlarda şeyler var ki artık gazetelerde de. Yani bu tür kapak yapmak da tabularla tahmin ediyorum oynayarak, dergiye tiraj getirmeyecek. Tabuların üzerine giderek provokatif olunabiliyordu ve insanlara vay canına alalım bakalım ne yapmışlar dedirtiyordu. Onları geçtik artık. Geçtik. O dönemde çok geride kaldı. Kadın kapaklarını noktadan bahsediyorsunuz. Hı. Bakın o bir tabuya değindiği için aslında farklı anlamda şeyler. Bunları ayırmaya gerek yok. İşte erotizm, siyaset hepsi bunların haber. Hayatımızın bir takım şeyleri bunlar. Parçaları. Nokta da aslında çok ciddi bir siyasi haberciliğe imza attığı yerde bir tabuya dokunduğu için insanlar o kadar aldı. Ama işte o da sürdürülebilir bir orada şey da değil. Orada da çelişki şu mu? Yine sözünü kesiyorum. Ya bir yandan noktanın kapatılmasını demin konuşuyorduk. Nokta muhalif bir yayın yapıyordu ve satışı da fena değildi. Fakat reklam alamıyordu. Hmm. Ve maddi olarak bir takım sıkıntılar vardı. Üzerine işte bu darbe günlükleri falan filan herkes onu konuştu. Bütün gazeteler noktadan alıntı yaptı. Yani Türk haber dergiciliğinin belki en tepe tabii noktaları ve ondan sonraki en büyük tepe düşme noktalarından biridir. Çünkü kapatıldı dergi. Ama bir haberle. Yani ya da bir dönemle. Bir dönemle yani acaba o ne tabii kadar ki sürebilecekti? Tabii ki. Yani birkaç ay belki evet onunla işte satışlar artabilirdi falan ama sonuçta bence sürdürseydi yani o sürdüremiyorsun. Gelmezse haber nasıl sürdürecek? Sürdüremiyorsun yani. Sürmez. O da açık. Çınar'a bir katkı yapmak istiyorum aslında ben. Kadın kapaklarının bence dergiciliğe en büyük zararı şu oldu. Dergiciler rehavete düştüler. Yani iyi haber yapmayı bıraktılar. Yani birkaç tane kapak tiraj getirince o kapakların arkasında saklanarak tiraj almaya çalıştılar. Habercilik refleksleri aslında zayıfladı. Doğru. Asıl büyük darbeyi biz orada yedik sektör olarak. Ama aslında çok da kendimizi üzmeye gerek yok. Evet yani üzmeyelim de ne yapılacak? Yani şu anda peki bu tecrübeler yaşandı, bu dönemler geride kaldı. Peki bugün biz medyada dergileri konuşalım istedik. Neden? Çünkü ne oluyor? Yani dergiler var olmaya devam edecek mi? Edecekse nasıl bir strateji izleyecekler de bunu başaracaklar? Ben isterseniz kendi dergimle tabii ki. Bizim şu yeni dönemde attığımız iki tane önemli adım var. Bunlardan biri internet sitemiz Tempo 24. Çok iddialı bir internet sitesiyle anlık haberden bahsediyoruz. Onu bir şekilde Türk okuruna ulaştıracağız. Onun dışında Tempo dergisi aylık olarak yayın yapmaya başlıyor. 1 Şubat'ta ilk sayımızı okursunuz inşallah. Burada bahsettiğim gibi yine çok gündemle ilişkili bir şey değil. Eskisi gibi bir haber dergisi kimliğinde değil. Fakat daha çok işte geniş dosyalar, işte siyaseti de içeren ama biraz daha yaşamı, hayatı anlatan bir yaşam tarzı dergisi olarak artık çıkacağız. Aylık olunca zaten haber dergisi olma şansın zor ama galiba, değil ama mi? Yine şöyle şeyler var. Yani şimdi Gazze ile ilgili bir şey yapılacaksa çok daha geniş bir dosya ya da işte dünyada işte Sayıp Erekat'tan mesela biz bir yazı istedik Gazze konusunda.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, daha sonra Filistin Otoritesi'nin eski baş müzakerecisiydi. Şimdi Başkan Mahmut Abbas'ın bir danışmanı. Sayıp Erekat'tan bir yazı isteyebiliyoruz. Haftalarca peşinden koşabiliyoruz. O bir yazı veriyor ve o değerli bir şey. Şimdi haftalıkta onların hepsiyle uğraşamıyorduk. Şimdi bu aylık dergiyi işte siz de göreceksiniz. Biraz daha yüksek bir fiyatla satacağız. Fakat daha iyi kağıda, daha fazla üzerinde çalışılmış, daha fazla üzerinde para harcanmış, daha iyi bir dergi olacak. Daha saklanabilir koleksiyon niteliğinde bir şeyden bahsediyorsun. Ve bu işte ticari anlamda da başarılı olacağını düşünüyoruz. Bir sene sonra inşallah yine konuk edersiniz bizi. İnşallah. Yüksek tirajlara ulaşmış aylık yani, dergi olarak. Böyle bir şey yaptık. İnternet sitesi ve aylık dergi diye. Evet. Şimdi Bülent Bey tabii haftalıkta devam ediyorlar. Tabii. Çok da Bülent Bey şimdi tabii bir oh nefes aldı değil mi? Bir rakipten daha kurtulduk şeklinde. Kesinlikle öyle değil. Haftalık dergi olarak. Yani, hem rekabet hem de tam tersine şöyle düşünüyorum ben. Sektördeki diğer aktörlerin çekilmiş olması sektöre olan güveni hem reklam verenin hem okuyucunun güvenini zedeler. Ben böyle bakıyorum olaya. Yani çünkü demek Türkiye'de, ki dergiler okumuyor diye bakabilirler. Haber dergiciliği yapılmaz ön yargısını pekiştirebilir bu tür gelişmeler. Onun için tam tersine ben gerçekten çok üzüldüm. Yani her iki derginin de periyodunun değişmiş olmasına. Evet. Çünkü nihayetinde biz bu sektörden ekmek yiyen insanlarız. Bu sektörde var olmaya çalışan insanlarız. Bu sektörün aldığı darbeler aslında genel olarak hepimize bir şekilde yansıyabilecek, bir şekilde hepimizi etkileyecek şeyler. Onun için ben üzüldüm şahsen, yani sevinmiyorum. Ama siz şey de haber olmuyor. Dergiciliği çizginizde devam ediyorsunuz. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Biz o pazarlama stratejilerini bence doğru bir noktaya oturttuk. Bizim şu anda son gelen rakamlara göre, işte Tempo'nun da son hafta çıktığı haftaki rakamımıza göre 34.449 net satışımız var. Bunun 4.300'ü bayi satışı, kalanı abone satışı. Hmm. Yani dergi kesinlikle aboneyle satılabilir diye düşünüyorum. Siz o zaman üzülmeyince de bu abonelik konusunda çok büyük bir başarı hikayesisiniz. Tabii ki, tabii ki. Yani aslında ben sektör adına üzülüyorum dediğiniz gibi başarı hikayesi çok ciddiye alınması gereken bir süreç. Çünkü başta zannedersem hani tırnak içinde çok da ciddiye alınmadı Aksiyon. Evet. Ama çok kararlı bir şekilde o haber dergisi olma yolunda büyük belki de özveriler sonrasında o kararlılığını sürdürdüler ve bugün artık kriter kabul edilen dergilerden biri haline geldi Aksiyon. Yani referans gösterilen bir kaynak haline geldi. O anlamda da gerçek bir başarı öyküsü. Yani biraz esprili bir şekilde söyleyeceğim. O da yani aslında sektörün gazetelerinde bilhassa dergilerin reklamcıların iki dudağı arasından kurtulması lazım. Patronun okur haline gelmesi lazım. Evet. Bunun için de bizim daha çok satmamız lazım ve daha az iadeyle satmamız lazım. Çünkü iade çok kaliteli, çok maliyetli bir ürün piyasaya veriyoruz. Evet. Onun iade sayısının artması maalesef bizi yaralıyor. Onun için hani biraz planlarımızı ona göre de kurgulamak zorundayız. Çok satan ve az iadeyle satan bir haber dergiciliği sektörü oluşturabilirsek ondan sonra reklamcı gelip de patrona ya kapatalım bu dergi ya da işte şöyle yapalım, böyle yapalım deme imkanı tanımamış oluruz diye düşünüyorum. Burada bir not girmek istiyorum. Enteresan bir şekilde bizim işte Tempo dergisinin fiyatı 1 YTL'ye düşürüldüğünde reklamda pek bir oynama olmadı biliyor musunuz? Yani satış çok arttı ama reklamda öyle bir geriye dönüş yaşamadık. Ya benim zaten oraya da ekleyebileceğim şey şuydu. 1 YTL'ye dergi mal edebilmek için hem kağıtın kalitesinden fedakarlık edildi. Kağıdın kalitesi çok bariz bir şekilde düştü. Bu reklam veren için çok kötü bir şeydir. Forma azaltıldı. Bir de maliyetlerin düşürülebilmesi için haber girdileri azaltıldı. Yani habere ayrılan bütçeler azaltıldı. Çünkü haber yani, bir maliyet gerektiriyor. Tabii abi, haber çok maliyetli bir iş. Yani fotoğrafçı göndereceksiniz, muhabir göndereceksiniz. Bugün Gazze'ye bir foto muhabiriyle bir muhabir göndermenin maliyeti nereden baksanız 30-40 bin dolar. Yani bir ay orada kalsalar. Dilerseniz televizyonlar bile tabii. Göndermiyor. Evet. Dergiler nasıl gönderir? Dilerseniz bir de yani sokaktaki vatandaşımıza soralım, gençlere soralım. Bakalım dergi okuyorlar mı? Dergilerle ilgili neler düşünüyorlar? Onların yorumlarını alalım. Ardından sizin onlarla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Dilerseniz hep beraber izleyelim. Dergiler genelde bir konuya yönelerek yapıyor. Mesela gazetelerse her gün
Türkiye'de gelişen güncel olayları yansıtıyor. Dergilerde araştırmalar var, şeyler var. Bunu genelde dergileri gençler ve araştırmaya yatkın olan kişiler okuyor. Gazete ise herkes bulduğu yerde okuyabiliyor bence. Ya bizim insanımız ya herhalde dergiye ayıracak artık paraları bile yok yani. Öyle mi diyeyim, ya da okumayı da sevmiyoruz aslında biz milletçek. Bir gazete alınır, ortama girerse hani onun yanında birkaç kişi birden okur. O olmazsa zaten kimse de alıp okumaz. Derginin satılmamasının sebebi genelde bir okuma alışkanlığı yok Türkiye'de. Eğitime ve genel kültüre dayalı. Herkes her gün evine mutlaka bir gazete alıyordur veya iki gazete, ama dergi biraz daha farklı oluyor kanımca. Türkiye genelinde kitap da çok fazla okunmuyor. Yani buna bağlıyorum, dergi de çok fazla alınmıyor. Bence fiyatlarının biraz fazla olması. Yani insanlar için zaruri ihtiyaçlar daha önce geliyor ve bu yüzden gerek duymuyorlar çok fazla almaya. Aslında dergiler belli bir kesime yönelik. Yani genelde öyle. Mesela giyim, kuşam, öyle dergiler belli bir kesime yüksek. O yüzden alamayacak kişiler de okumasına gerek yok zaten. Almıyorlar o yüzden. Yorumlar böyle. Şimdi ne diyeceksiniz onu merak ediyorum. Fiyat konusunda söylenenlere katılmıyorum. Yani 2,5 milyon bir dergi için çok pahalı değil aslında. Yani evet. Aylık 4 dergi alsanız 10 milyon. Bu kitap için de hep söyleniyor değil mi? Niçin okumuyorsunuz? Kitap çok pahalı. Niçin okumuyorsunuz? Dergi çok pahalı. Kitap satışları çok daha iyi yani. Eskiden daha çok denirdi değil mi? Yanılıyor muyum? Yani yayın evleri çoğaldı falan filan, satış stratejileri. Ama hep öyle denmez mi? Yani niye okumuyorsunuz? Şey var. İşte çok pahalı. Evet, çok pahalı. Çok pahalı alamıyoruz. Hep böyle biraz bir şey var. Biraz bahane gibi yani. Bahane gibi diyorsunuz. Hayat çok hızlı ya, yani demin onu konuşuyorduk da orada konuşan gençlere de bakınca onların günlük koşturması için, aa dur şurada da bir dergiye bakayım demesi için, yani internete giriyor, oradan bilgi alıyor, işte bir, evdeki gazeteyi okuyor, her neyse bir yerden bir bilgi alıyor. Ama o alışkanlığı yaratmak için, yani düzenli olarak gidip dergiyi almak için çok üzerine bir şeyler yapmak lazım. Bir şey soracağım çok sana. Zor. Düzenli olarak gidip aman ben bugün dergim çıktı ve alamadım diye gidip satın aldın, ama bize bir sürü dergi zaten geliyordu onun dışında. Evet. İşte tatilde falan. Okumadan kendini rahat hissetmediğin bir dergi var mı? Artık, yabancı dergilerde dahil olmak üzere. Artık pek yok. Yani maalesef öyle söyleyeceğim. Artık pek yok. Yani çünkü bulamadığım zaman ya internete gireyim dur şuradan bir bakayım diyorum. Ya yani. Bir özür dilerim yani. Ama öyle demeyin. Şimdi bazı dergiler hani hakikaten işte bir aklıma gelen mesela bir Atlas. Yani Atlas'ın belli bir kitlesi var ve onlar her zaman yani o kitleye o dergiyi satıyorlar. Yani bir de tabii hedef kitleniz de çok ilintili diye düşünüyorum bu. Ama burada tabii gençlerin dergiyle ne kadar aşina oldukları, dergiyle aralarındaki ilişki ne kadar sıcak? Yani dergiler Türkiye'deki gençleri yakalayabilirler mi? Yoksa gençler söz konusu olunca hep işte böyle giyim, kuşam, moda, rejim, işte kim ünlü pop sanatçısı falan gibi daha böyle hep magazin ağırlıklı bir anlayışla mı yaklaşıldı? O da tabii başlı başına bir tartışma konusu. Evet. Biraz da talebi, hani talebe göre dergicilik mi yoksa biraz da talebi doğurmak mı? Hani pazarlamada bu hep var ya, yani zaten pazarlama olan talebe göre bir ürün üretmiyor. Yani o talebi kendisi yaratıyor. Bu anlamda dergiler de belki o talebi yaratacak girişimde bugüne kadar bulundular mı? Yani önemli bir genç nüfus var, üniversite mezunu. Belki onların ihtiyaçlarını, beklentilerini, problemlerini ele alabilen, onları dahil eden bir süreci yaşatacak bir pazarlama ve üretim çerçevesinde gençleri yakalayabildi mi? Yani bunlar bu da için çok yatırım da lazım, bilmiyorum. Lazım bir de gazeteler falan biraz bu boşluğu dolduruyor. Yani dediğiniz gibi Atlas aylık bir yayın ve çok başarılı bir yayın. Ve hedef kitlesini çok düzgün bir biçimde belirlemiş ve ona hitap eden, yayın yapan bir yayın. Fakat biz bir haftalık haber dergisinden bahsedersek bu kadar net bir hedef kitleye yayın yapmıyoruz. O yüzden biz aslında gazetelerle biraz paralel bir çizgide seyrediyoruz. Ayrışmak bir avantaj oluyor işte Atlas için. Bizim aylık dergide yapmaya çalışacağımız şey de bu olacak. Ama işte daha çok genel merak olup da işte her kitleye yayın yapan bir dergi. O zaman dergi, ben niye alayım Tempo'yu? Gazeteyle. Yani niye Tempo'yu alayım? Aylık bir dergi niçin alayım? Yani bana niçin aldırtacaksınız onu? Ne olacaktı? Ben alacağım Tempo'yu. Şimdi orada bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında hedef kitlemizi daha çok kentli insana yönelik olarak belirlemek oldu.
Yani bu şu demek, işte bir kentte yaşayan, işte yılda 2-3 kez tatile giden, derinlikli bilgi talebi olan, sinemaya, tiyatroya gitmek isteyen, kültür sanatla ilgilenen, biraz daha böyle... Ama onlar dergi, zaten de gazete okuyor, kitap okuyor. Dergi niye okumuyor, dergi okutacağız biz işte. Yani niçin nasıl yaklaşacaksınız da bana okutacaksınız benim gibi bir insana mesela? Yani orada işte hani kitleleri daha spesifik, daha özele indirgeyerek mi var olmak... Yoksa aylık ben Yaşam dergisini, her şey Yaşam dergisi. Zaten gazetelerin bütün ekleri falan Yaşam. Şöyle, yani hafta sonu bakıyorum yani gazeteler Yaşam haberleriyle dolu. Yetmiyor, eklerin hepsi Yaşam haberleri ve röportajlar. Haber yok artık gazetelerde neredeyse. Hepsi aynı, yani pardon hepsi aynı demeyelim. Ama hepsi birbirine benzeyen şeyler. Bizim yapmaya çalışacağımız onlardan ayrışmak olacak. Bunu şimdi tabii yani dergi elinize geçtiğinde de aldığınızda görürsünüz ama... Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu, çok ciddi, köklü bir gazetecilik geleneği var Tempo Dergisi'nde ve orada çok iyi bir ekibimiz var. Ve bu ekip bugüne kadar biz sabah 3'lere 4'lere kadar siyasi dosyalarla, işte toplum haberleriyle falan boğuşurken, şimdi birdenbire biraz daha arkamıza yaslanıp, ne oluyor ya bu kentte diye oraya bir gireceğiz. İşte Nişantaşı ile ilgili bir dosya yazacağız ama bu sizin hayatınızda daha önce hiç okumadığınız bir Nişantaşı dosyası olacak. Kaliteyi, evet. Düzeyi, zekayı... Ama yani zekayı, burada da o haber refleksinin değil mi? Haber refleksini dediği gibi zayıflamaması lazım. Yani Türk medyasının aslında en temel sorunlarından bir tanesi benzeşme. Yani Televizyon kanalları da. Dergiler gazeteye benzeşiyor. O zaman yani sizin bir varlık sebebiniz ortadan kalkıyor. Gazeteler birbirine benziyor. Birbirinin kopyası gazeteler. Yani birkaç tanesi hariç. Televizyonlar birbirine benziyor. Yani... böyle garip bir durum var. Yani bir adam bir yerde simitçi dükkanı açıyor, o tutuyor. Aynı sokakta 5 tane simitçi dükkanı açılıyor. Sonra hepsinin birden batıyorlar. Yani bir dizi formatı tutuyor. Bütün televizyonlar aynı formatta dizi üretiyorlar. Yani neredeyse karakterler bile birebir aynı. Sonra hepsi birlikte batıyorlar. Zaten çünkü, aynı oyuncular farklı dizilerde farklı yani rollerle karşımıza çıkıyor. Türk medyası o şeyi farklılaşmayı, ayrışmayı ve hedef kitlesini netleştirmeyi başarabildiği zaman bence başarılı olacak ve sizin dikkat çektiğiniz nokta bence çok önemli. Biz arzın talebi oluşturmasına da zemin hazırlamamız lazım. Yani hiç farklı bir arz sunmuyoruz piyasaya. Sonra da insanlar bunu istemiyor diyoruz. Belki de istiyor, bilmiyoruz ki. Yani bunu test edebilecek hem araştırmalar, anketler yapmıyoruz. Hem de bu anlamda piyasaya bir arz sunmuyoruz ki gerçekten bunun bir talebi var mı yok mu bunu test edelim. Mehveş, var mı bir çözüm? Yani bugün sana desem ki X derginin genel yayın yönetmenliğine gelir misin? Hayır. Yoksa dergicilik artık bitti mi diyorsun? Hayır, çok özür dilerim yani arkadaşlarımdan. Çok sevmeme rağmen yani bu medya işinde en sevdiğim işlerden biri olmasına rağmen şimdi Tempo'nun aylık olması ve daha çok yaşam tarzı ve koleksiyon gibi bir yani koleksiyon niteliğinde bir dergiye dönüşmesi, aktüelin 15 günde bire geçmesi, haftalık vardı bir ara, o çok kısa ömürlü oldu. Evet. Nokta keza kapatıldı. Bu bir dönemin sonuna gelindiğini zaten gösteriyor. Yani haftalık haber dergiciliği anlamında, dergicilik anlamında değil. Dergilerde, gazetelerde yani basılı olan bu ürünler, bunlar devam edecek. Çünkü hep bunlar da tartışılıyor ya, işte internet gazete yok edecek. Şu bu falan. Tabii ki yok etmeyecek. Bunlar birbirlerinden beslenecek. Ama sektör bir şekilde değişiyor. Şimdi ilkini bir de bu ekonomik krizler ilk olarak medyada çok sert hissediliyor. 2001'de de öyle olmuştu. Bu son krizde de öyle oldu. Maalesef, yani ilk tepkileri hemen böyle işte gazetelerde kağıt sayfa sayıları azaldı. Ekler azalır, dergiler kapatılır, programlar yeniden kaldırılır. Hemen ilk şeyleri orada görürsünüz. Şimdi aktüeldeki yayın yönetmenliğin dönemi tam bu 2001 sonrasına denk geldi. Öyle bir haldeydi ki yani satışlar inanılmaz düşmüş. İnsanlar gerçekten o sırada 3 lira falandı 2001'de. İnsanlar gerçekten o parayı vermek istemiyordu. Artı reklam veren zaten gelmiyordu yani. Reklam verenin ilk yaptığı şey hemen bir sıkıntı oldu. Önce nereden kısarız? Dergilerden kısarız. Sonra gazetelerden kısarız. Sonra televizyondan kısarız diye bir sıralama var. Ve reklam verenlerin dünyasında da maalesef yani biz sadece kendimizde bulmayalım suçu. Yani reklam verenlerin dünyası da bir acayip. Ben anlamıyorum gerçekten bazen.
Böyle kafalarda bir takım şablonlar var, bir şeyler var. Şuraya veririz, buraya veririz. Ondan sonra güle güle. Öyle olmaması gerekiyordu ama oldu. Yani gerçek realite bu. Dolayısıyla o tecrübelerden sonra artık diyorsun dergi. Başka heyecanlar. Aslında evet, son olarak Çınar'ın söylediği bir şeyi ben önemsiyorum, altını çizmek istiyorum. İnternet sitelerini çok aktif bir hale getirecekler Tempo 24 diye. Çok güzel bir haber bence. Şimdi bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi de o. İnterneti büyük bir rakip ve hatta bizi öldürmeye gelmiş katilimiz olarak görüyoruz. Böyle bakınca ondan yararlanamıyoruz. Yani Türk dergiciliğinin bence önemli handikaplarından biri de oydu. İnternet siteleri aktif değildi. Yani aksiyonunki aktif ama bizimkisi de çok pasif diyebileceğimiz bir aktiflikti. Yani haber dosyalarını koyuyoruz filan ama çok fazla abanmıyoruz. Niye? Çünkü bizim satışımıza, işte bizim okunurluğumuza darbe vurur diye korkuyoruz. Halbuki onu doğru formatlasak aslında bize yeni sinerji olarak kazandırabilirdi. Dönebilecek bir formatta onu koyabilsek oradan yararlanırdık. Halbuki biz baştan hani katilimiz gözüyle baktığımız için hiç yararlanmayı düşünmüyoruz. Yani Türk dergiciliği bunu bu şey psikolojiyi aşabilirse yararlanmayanlar ayakta kalamayacak. Tabii yani Tempo bu, belki güzel bir örnek ortaya koyarsa dergi sektörü için iyi bir şey olabilir, örnek olabilir. Çok güzel. Aksiyon dergisi gerçekten başarılı bir süreç yaşadı. Dolayısıyla devamını diliyoruz. Sevgili Bülent Korucu, yeni görevinde de hayırlı olsun diyoruz sana ve İnşallah. Bütün ekibine başarılar diliyoruz. Akşam gazetesi yazarı sevgili Mehveş Evin uzun yıllar dergicilikten sonra şimdi internet üzerinden buluşturacak bizi kendisiyle. Aynı zamanda akşamda da devam ediyor. Ama görüşler için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii sevgili Çınar Özkay, Tempo Dergisi'nin genel yayın yönetmeni de Allah kolaylıklar versin diyorum. Çünkü aslında değil mi, bir aylık dergi olmanın bir sınavını vereceksiniz önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla şahsında tüm ekibine de kolaylıklar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve tabii katıldığınız için hepinize de çok teşekkür ediyorum. Evet değerli konuklar, bu hafta için Medya Medya'nın sonuna geldik. Haftaya bir başka konuyla yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.